Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bayramın birinci günü ve sizlerle birlikte bayrama benimle hazırlan çekiyoruz. Zaten her sene iki kere çekiyorum. Hem Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında. Ve bu sene de bayram geldi. Ben dedim ki bayrama benimle hazırlan çekmeliyim. Şu anda tipim çok kötü. Saçlarım kabarık. Yüzümde sıfır makyaj. Birlikte hazırlanacağız. Saçımızı makyajımızı yapacağız. Ve üstümüzü giyineceğiz. Şu an saçlarım ekstra bir kötü ve kabarık. Ama tabii ki de bu saçımızı düzelteceğiz. Güzelleşeceğiz ve bayramı kutlamaya hazır hale geleceğiz. Şimdi öncelikle ben saçtan başlamak istiyorum. Çünkü makyajı yapıp saçımı yaparsam o makyaj yüzümde böyle bayağı terlemiş olurum. Yani bayağı kötü olur. O yüzden önce saçtan başlamak istiyorum. Sonra makyaj, sonra da kıyafet yaparız. Saçlarımı aslında düzleştirmek güzel olurdu ama uzun zamandır saçlarıma maşa yapmıyorum. O yüzden hem de değişiklik olsun. Her zaman düzleştiriyorum zaten. Sonra da makyajımızı yaparız. Şimdi o zaman saçımızı yapmaya başlayalım. Şimdi öncelikle saçımı yapmaya başlamadan önce birkaç tane saçıma ürün uygulayacağım. Çünkü görüyorsunuz ki saçlarım çok kabarık. Biraz daha yatıştıralım bu saçı. Öncelikle geçenki videomda aldığım bu ürünü kullanacağım. Bu bir yağ. Pantene'in yağı. Bu elektriklenmeyi önleyici. Yani bu saçlarınızın kabarıklığını biraz daha yatıştırmayı sağlıyor. Şimdi bundan birazcık uygulayacağım. Çok da sürmenizi tavsiye etmem. Çünkü yağ olduğu için hani saçınızı yağlandırır. Öncelikle bir tane bir pompa alıyorum. Çünkü baksanıza bu bile yani çok yağlı bir şey. Bu şekilde uçlarına uyguluyorum. Çok güzel kokuyor bu arada. Sanki ilk sürdüğünüzde böyle çok yağlı kalacak gibi hissediyorsunuz ama sonradan geçiyor o hissiyat. Şu biraz elimde kalanları üstü de getiriyorum ki oradaki saçlarım da biraz insin. Şimdi bu yağı saçımıza sürdük. Gayet eski haline göre daha iyi bir durumda şu anda. İkinci olarak da saçımı bu ürüne uygulamak istiyorum. Bu da bukle belirginleştirmeye sağlıyormuş. Ama bunu saçlarımı maşa yaptıktan sonra mı uygulamalıyım yoksa önce mi uygulamalıyım bilemedim. Maşa yaptıktan sonra uygularsam elimi alıp büyük ihtimal şöyle yaparım. Bence öyle yapalım. Öyle daha iyi olacağını düşünüyorum şu anda. O yüzden şimdi saçlarımı yapmaya başlıyoruz. Maşam bu. Çok önceden almıştık bunu. Evet, şimdi saçlarımızı yaptım. Bu şekilde oldu. Şu anda çok bukleli gelebilirse ama zaten onlar birazdan düşer. Ben şimdi bu buklelerin daha kalıcı olabilmesi için bundan süreceğim. Elime şu kadar aldım. Bunu yayıyorum. Ve şu şekilde yukarı doğru yapacağım. Bence böyle işe yarayacağını düşünüyorum. Evet, saçlarımız hazır. Şimdi sıra makyajda. Şu anda makyajımı yapmak için çok güzel bir yer buldum. Dolabın içine koydum size. Ve tam yanımda aynı olduğu için çok rahat bir şekilde makyajımı yapabileceğim. Şu anda yüzümde sıfır makyaj, hiçbir şey yok. Birlikte güzelleşelim. Şimdi kamerayı sinematik moda aldım. Arkası bulanık. Şu anda ben netim. Bence güzel duruyor. Böyle makyajımızı yapabiliriz. Şimdi öncelikle yüzümü birazcık nemlendireceğim. Çünkü diğer türlü kapatıcı yüzünüze çok kötü duruyor. Kameradan belli olmuyor tabii ki de ama gerçek hayatta çok pul pul gözüküyor. Bu yüzden birazcık nemlendiriyorum. Nemlendiricimi sürdüm. Bu arada süngerimi de yıkadım. Şu anda gayet
nemli, ıslak, daha güzel kapatıcım yayılacak. Bu arada güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü yaklaşık olarak bir yıldır görmediğim akrabalarımı göreceğim. Ve güzel olmam gerekiyor tabii ki de. O yüzden güzel bir makyaj yapacağız. Çok abartı olmayan. Şimdi ben kapatıcı olarak bu Biolis'in Closet kapatıcısını süreceğim. Aslında bende Maybelline de var ama galiba bunu daha çok seviyorum. O yüzden bunu uygulayacağım şimdi. Göz altıma, alnıma ve birkaç bölgeye uyguluyorum. Şimdi bunu süngerle dağıtacağım. Bakalım bayramda kaç para toplayacağım. Belki bayramda topladığım paralarla alışveriş videosu çekerim. Geçen sene aklıma gelmişti aslında ama çekmemiştim. Evet, bence bu kadar yeterli. Çok da abartmaya gerek yok. Şu anda cilim gayet güzel duruyor. Pürüzsüz duruyor en azından. Şimdi yüzümü pastelin bol pudrasıyla sabitleyeceğim. Tamamdır. Gözüme geçiyoruz. Gözüm için de far süreceğim. Normal zamanda çok far uygulamıyorum ama böyle sürdüğüm zamanlarda da hoşuma gidiyor yani. Çok abartı yapmıyorum zaten. Kahverengi far sürüyorum genellikle. Şimdi buradaki rengi alacağım. Böyle parlak kahverengimiz bir renk. Bu bayağı doğal bir şey oluyor. O yüzden hoşuma gidiyor bu renk. Buraya bir gölgelik yapıyorum sadece. Ve geliş güzel dağıtıyorum. Evet, bu kadardı. Ve son olarak şuradaki böyle aydınlatıcı rengini göz pınarlarıma doğru süreceğim. Bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Ve şimdi kirpiklerimi kıvırtacağım. Bu arada ben kirpiklerimi kıvırırken şu en dıştaki kirpiklerimi galiba yanlışlıkla kestim. Çünkü oralar kesilmiş gibi kısa duruyor. Nasıl becerdim bilmiyorum. Zaten yoklardı. Zaten kısalardı. Şimdi daha da kötü oldular. Neyse. Ama ben tabii ki de iflah olmadım ve kıvırtmaya devam ediyorum. Şimdi küçük bir eyeliner çekeceğiz. Eyelinerim bu. Bunun ucu kuruyor arkadaşlar bir süre sonra. İlk açıldığında bir sadece güzel çiziyor. Sonrasında ucu kuruyor. O yüzden ben bunu eyeliner çekmeden bir 5 dakika önce ters çevirip bekletiyorum. O zaman ucuna bayağı bir sıvısı geliyor. Güzel bir şekilde çekebiliyorsunuz. Şimdi ben de deneyeceğim bakalım. Ben zaten eyeliner'ı çok da kalın sevmiyorum. Böyle ince bir çizgi benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden hep öyle çekiyorum ben de. Biraz daha fazla bekletmem gerekiyormuş. Unuttum ters çevirmeyi. O yüzden şu anda çok kuru biraz ucu. Bu da bitti. Bence gayet güzel. Şimdi maskaraya geçiyoruz. Onun için de bu Bang maskarayı uygulayacağım. Bu da çok güzel. Evet, baksanıza iki gözümün arasındaki fark bayağı iyi bence. Bitti. Şimdi bu üste bulaşanları temizleyeceğim. İşlem yaparak farımı da biraz çıkarmış oldum ama yapacak bir şey yok. Şimdi artık sonlara doğru geldik. Bir allık ruj yapacağız. Sonra da bitiyor. Yanağım ve dudağım için bu Flormer'ın tintini süreceğim. Bu gerçekten mükemmel bir şey. İyi ki almışım. Bu 02 numarası. Ve gerçekten çok güzel rengi. Şimdi süreceğim ve anlayacaksınız.
Evet, Allah bir tık abartmış olabilirim. Ama çok güzel duruyor o yüzden. Harika bir şey ya. Gerçekten. Çok güzel. Tabii ki de bu tinti uyguladığım için elim bu halde. Ama geçiyor yani. Ve dudak kalemi olarak bu Emily 203'ü uygulayacağım. Bu arada Allah'tan videonun tamamı makyaj olmasın dedim. Şu anda 20 dakikadır makyaj yapıyorum. Üstüne de yine Flormar'ın lip gloss'undan geçiyorum ve bitiyor. Vallahi çok güzel oldu makyajımız. Işıkta da bu şekilde. Çok doğal ve güzel oldu bence. Gayet doğal olduğunu düşünüyorum. Şimdi makyajımızı da yaptığımıza göre o zaman kombine geçebiliriz. Kıyafet olarak ne giyeceğimi çok bilmesem de üstüme bu gri tişörtü giyeceğim. Bunu. Ve altıma da galiba yeşil kargo pantolonumu giyeceğim. Bu ikisi nasıl olur hiçbir fikrim yok. Şimdi deneyip göreceğiz. Zaten diğer günler farklı farklı daha değişik kıyafetler de giyerim. Şimdilik bunları bir giyelim. Bakalım nasıl olacak. Evet, hazır mıyız? 1, 2, 3. Evet, kıyafetimi giydim. Bu şekilde oldu. Bence o kadar da kötü değil. Renkleri uyar mı bilemedim ama bence kötü durmadı. Belki bunun altında mavi mamjin de olabilir ama şu anda bence böyle gayet. Okey. Ve takı takalım, biraz daha güzelleşsin kombinimiz. Zaten böyle bir kolem var. Hiçbir zaman çıkarmıyorum. Ve kocaman halka küpeler takalım. Küpelerimi de taktım. Ve bu kombinin altına giymek için de böyle sizlerle birlikte aldığımız yeni ayakkabılar var. Bunları giyeceğim. Bunlar da bu şekilde beyaz renkte. Bayramda bunları giyeceğiz artık. Ve bu parfümü sıkıyorum. Bu da çok güzel kokuyor. Oh! Allah, çok güzel. Şu anda saçlarımı hiç açmadığım için çok maşalı duruyor. Ama açasım da gelmedi. Hemen bozulur diye. Şöyle elimle biraz seyrelteyim. Bu arada o sürdüğüm krem bayağı saçlarımı hani biraz daha sertleştirdi. Büyük ihtimal bu maşası açılmasın diye öyle yaptı. İyi gibi yani. Şu anda saçlarım düğüne gidiyormuşum gibi. Ama cidden acısım gelmedi. Zaten bu saç bir yarım saate, bir saate ben zıplayıp hopladıkça düşecek. Bence gayet güzel olduk. Evet arkadaşlar, artık bütün hazırlığımızı yaptık. Saçımızı yaptık, makyajımızı yaptık, kombinimizi seçtik. Ve güzelce giyindik. Umarım sizlerle videomu beğenmişsinizdir. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Umarım sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirirsiniz. Ve bol bol para toplarsınız. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye.